aydınlanmışken alem, onda gördü, onda bildi özün. Söz kemale erdi, dil tesbih etti. Gecede gündüzü, gündüzde geceyi cem etmişken, o hikmet yurdunda dirilendi Hüdayi. İbnül Arabi'nin sistemleştirdiği vahdedi vücut anlayışına bağlı bir mutasavvıftır Aziz Mahmud Hüdayi. İlahilerinden bir kısmı bizzat kendisi, bir kısmı da muhib ve müntesipleri tarafından bestelenerek yüzyıllar boyu tekkelerde okunmuş, zikir meclislerinin ve ayinlerin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Mutasavvıf bir şair ve Celvetiye tarikatının kurucusu olan Hüdayi, Osmanlı'nın siyasi çalkantılar yaşadığı bir dönemde hakkın ve hakikatin sesi olmaya çalıştı. Evliya Çelebi, 7 padişahın Hüdayi'nin elini öptüğünü, 170 bin müride el verdiğini yazar. Devrin padişahlarıyla yakın ilişki kurmuş, 3. Murat, 1. Ahmet ve 2. Osman'a öğütler vermiş, 4. Murat'a saltanat kılıcını kuşandırmış, Ferhat Paşa ile Tebriz seferine katılmıştı. Aziz Mahmud Hüdayi 1541'de şerefli Koçhisar'da doğdu. İlk eğitimini burada aldı. Daha sonra İstanbul'da Küçük Ayasofya Medresesi'ne girdi. Tahsilini tamamladıktan sonra hocasının muidi yani asistanı oldu. Hüdayi hocası Şam ve Mısır'a kadı tayin edildiğinde de onunla gitti. 1573'te Mısır'dan döndükten sonra Hüdayi Bursa Ferhadiye Medresesi'ne müderris ve aynı zamanda Cami-i Atik Mahkemesi'ne naip tayin edildi. Hocası ölünce resmi görevlerinden ayrılarak daha önce sohbetlerine katıldığı Muhyiddin Üftadi'ye intisap etti. Muhyiddin Üftadi'nin vefatından sonra Rumeli'ye geçti. İstanbul'a döndüğünde Küçük Ayasofya Camii Tekkesi'nde 8 yıl şeyhlik makamında bulundu. Bir yandan da Fatih Camii'nde vaizlik yaptı, tefsir ve hadis okuttu. 1595'te Üsküdar'da kurduğu Hüdayi dergahında pek çok ilim adamı, şeyh ve musiki şinas yetişti. Vefat ettiğinde 60'a yakın halifesi bulunduğu rivayet edilir. Halifeleriyle ve yazdığı 30 kadar eseriyle Anadolu ve Balkanlardaki dini tasavvufi hayat üzerinde derin etkileri oldu Hüdayi'nin. Yazdıklarına yalnızca kendi dergahının mensupları değil, diğer tarikat mensuplarınca da şerh ve haşiyeler yapılmış, bazıları da Türkçe'ye çevrilmiştir. Etkisi günümüze kadar ulaşmış bir Anadolu ereni ve tasavvuf şairi olan Aziz Mahmud Hüdayi, şiiri bilgi öğretmede ve öğüt vermede bir araç olarak kullandığından yazdıkları didaktiktir. Bazı şiirlerinde ise Yunus etkisi açıkça görülür. Dertli dermanın ister, kullar sultanın ister, aşık cananın ister, bana subhanım gerek.